Yine karşımızda çok değerli bir konuğumuz var. Ünlü spor adamı Sayın Ersun Yanal. Hoş geldiniz efendim programımıza. İyi akşamlar, teşekkür ederim. İyi bayramlar, nasılsınız? İyi bayramlar, çok var. Teşekkür ederim. Sanıyorum Bodrum'dasınız değil mi hocam? Evet, Bodrum'da. Nasıl geçiyor bayram? İlk önce onu soralım. Zor bir bayram, sevdiklerimizden ayrı, tek başımıza, içeride kapalı geçiriyoruz. Sizin için nasıl geçiyor bayram? Öncelikle bunu sorayım. Alışık olmadığımız bir düzen içine girdik. Tabii bizde bayramlar biliyorsunuz, herkes bütün yakınlarını ziyaret eder. Küskünler barışır, dostlar birleşir. Uzun aralardan sonra el öpme faaliyetli şeyleri başlar. Kültürel olarak ziyaretler. Çocuklar şekerler alırlar. Ufak harçlıklar verilir. Aileler birbirine sarılır. Komşular birbirine gider. Şimdi böyle bir şansımız olmadı. İlk defa çok ilginç bir ev konaklamasıyla baş başa kaldık. Ama bu tabii zorunlu bir organizasyon. Bilim kurulunun aldığı kararların altına ben de imza atarım ki dünyanın şu andaki en büyük sorunu koronavirüs problemi ve bu problemden kurtulmak için hepimiz üzerimize düşen görevi fazlasıyla yapmalıyız. Şu anda bizde ben ayın 3'ünde geldim Şubat'ta. 3 Mart'tan bu yana hiçbir zamanda kımıldamadan evin içinde en fazla bahçede bir sokağın ötesine geçmeden hayatımızı burada devam ettirdik. Hiç çıkmadınız yani. Peki hep şeyi konuşuyoruz ya hocam. Yani işte bu pandemi dönemi bize ne kattı? Kendimizi geliştirebildik mi? Hayatımızı değiştirebildik mi? Başka bir kafa yapısına geçebildik mi? Hep bunları konuştuk. Herkes bunların üzerinde durdu. Sizin hayatınızda neler değişti? Tabii ki evden çıkmamak dışında. Ya da kendinizi daha farklı biri gibi hissediyor musunuz bu sürecin sonuna doğru yaklaşırken? Ki inşallah yaklaşıyoruzdur sonuna ama. İnşallah yaklaşıyoruzdur. Hayatımızda ki değişiklikler hiç bu kadar bağlı olmadığını, mekana bağlı kalmak ve bunu kısıtlı bir şekilde yaşamak tabii oldukça rahatsız edici. Ama bir taraftan da ben hobileri olan bir insanım. Birkaç hobimi gerçekleştirmek adına aslında bu benim için bir fırsat da oldu. Tabii bunun yanında yaptığımız işin analizleriyle ilgili ekip arkadaşlarıyla birlikte İletişim kurduk. Bu iletişimi yine teknoloji üzerinden yapıp belirli dosyaları tartışıp onları gündemde tutup değişiklikler yapıp kendi işimizle ilgili yapabileceğimiz değişiklikleri, teknolojik gelişimleri takip etme fırsatını bulduk. Biraz daha fazlasıyla yoğunlaştık. Hatta zaman karıştı. Geceyle gündüzü birbirine karıştırdık. Burada tabii biraz etkilendik. Yaşam şeklimizi, biyoritmimizi değiştirdiğimiz günler oldu. Ama son günlerde sağlıklı bir şekilde beslenmeyi ve spor yapmayı yine ihmal etmiyoruz. Hep beraber yapıyoruz bunu. Ama biraz kilo aldık, biraz hareketsizlik etkili oldu. Bunlardan da bir an önce kurtulmak tabii en büyük değiliz ama küçük çaplı da olsa bu egzersizleri yapmaya gayret ediyoruz. Ama önümüzdeki dönem herkesin daha sağlıklı bir dünyaya kavuşması adına önemli bir deneyim yaşadığımızı düşünüyorum. Bunu bir fırsata çevirmek ve daha sağlıklı bir hayat yaşamak için, dünyayı daha sağlıklı bir hale getirmek için bence bu bir fırsat ve bu fırsatı değerlendirmek lazım. Evet, çok kayıplar, çok kayıplar oldu. Maalesef. Dünya bu konuda çok önemli adımlar attı. Hem kendi işimizde hem diğer işlerde olağanüstü değişiklikler ve farklılıklar olacak. Dünya eskisi gibi olmayacak. İletişim değişecek. İlişkiler değişecek. Yeni bir kurgu oluşacak. İş şekilleri değişecek. Ve bunlara hazırlıklı olmalıyız. Bu hazırlıkları yapmak için de biz de kendi işimiz olmak üzere başta, özellikle kendi işimizi ilgilendiren en başta iletişim olmak üzere birçok şey konusunda çalışma yaptık. Arkadaşlarımızla paylaştık. Bu konuda kendimizi geliştirme gayreti içinde olduk. Peki hocam, şimdi Süper Lig'in başlama süreciyle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. 12 Haziran tarihi sizce erken mi? Futbolda neler değişecek? Bunları sizi yakalamışken sormak isterim. Ne diyorsunuz tarih için? Öncelikle onu sorayım. Şimdi Ekin Hanım, benim fikrim, evet, bir şeyler yapılmalı, olmalı ama benim fikrim ne olursa olsun bilim kurulunun
yazılı ve kesti kat'i neticelerle açıklamalarından sonra bu işin yapılması olmalı. Ve bu konuda çok disiplinli ve düzenli davranmalıyız. Gerekiyorsa dikkatli oynanmamalı. Gerekiyorsa biraz daha tarihler ertelenmeli. Çünkü bu hazırlıklar o kadar ilginç bir sonuçlara neden olabilir ki, hazırlıksızlıklar ya da hazırlıksız yakalanmalar, belki de hiç bir daha telafi edemeyeceğimiz ciddi kayıplarımıza neden olabilir. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz çünkü. Ve bu bence bilim kurulunun yazılı ve kesin kati açıklamalarıyla bu işi yönlendirmeliyiz. Burada keyfi kararlar alamayız. Ve bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Bence tarih konusunda çok emin değilim. Umarım herhangi bir kaza yaşamayız. Çünkü başta FIFA olmak üzere, çatı kurum FIFA olmak üzere UEFA'nın ve kurul diğer federasyonların ortaklaşa alacağı kararlarla ilgili bir düzenlemenin içinde ve ortak hedefin içinde olmalıyız. Ve burada tekrar söylüyorum, bilim kurulunun verdiği kararlarla da hareket etmeliyiz. Çünkü biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası ertelendi, olimpiyatlar erteleniyor. Dünyanın en büyük sosyal organizasyonları olimpiyatlar ve futbol, özellikle Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası ve tabii ki Afrika, Amerika ve Asya kıtasında oynanan şampiyonlar ve diğer spor branşlarında oynananlar, NBA'inden tutun da Avrupa Euro Ligi'ne kadar. Bunlar çok büyük kitlelerle oynanan organizasyonlar. Bu organizasyonların çok daha sağlıklı bir konuma getirilmesi için önümüzde ciddi önlemlerin konuşulması, alınması gereken tedbirlerin organizasyona katılması gerekiyor. Bu organizasyonlar tamam mı? Bilim kuruluyla ilgili, bilim kurullarıyla ilgili bu konuda alınan kararlar nelerdir? Açıkçası bunları görmek istiyoruz. Bu konuda bizim fikir yürütüyor olmamız çok mantıklı değil. Bu türlü kurulların verdiği kararlara uyarak hareket etmek ve yön bulmak bence daha mantıklı ve doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Evet. Peki lig oynanmadı diyelim. Yani eğer böyle bir ihtimal olur da lig oynanmazsa kim şampiyon ilan edilmeli sizce? Çünkü 7 takım bu dönem düşmenin kaldırılmasını istedi bildiğimiz kadarıyla. Bu doğru bir istek midir sizce? Ve böyle bir durumda şampiyon nasıl belirlenecek? Bu sezon nasıl sona erer? Bu konuda kararı bizlere, bilim kurulunun alacağı karar sonucunda bitmeyen bir ligi tescil etmek çok mantıklı gelmiyor. Bitmeyen ligleri tespit edip bitmeyen liglerin şampiyonu olmaz. Sonuçta bu lig bitmemiştir ve oynanmamıştır. Ama dediğim gibi eğer ligin başlama tarihi ve ülkedeki durum eğer normal şartlara bilim kurulu tarafından da karar verilmiş ise o zaman oynanmalıdır. Ama bugün oynanmamasına karar verilen bir ligin şu andan itibaren şampiyonu ilan etmek bence çok mantıklı değil. Peki şimdi takımlarda pozitif vakalar çıktığında antrenmanlar duruyor. Bu takımlar arasında rekabette bir eşitsizliğe yol açmıyor mu sizce? Yani bununla ilgili ne söylersiniz? Peki Hanım, burada etkilenen bir takım ya da iki takım değil. Burada etkilenen bir kişi de eğer bir koronavirüs tespit edildiyse onun çevresindeki ilişkilere baktığınızda sadece takımlar arasındaki koronavirüs etkileşiminden ortaya çıkacak sonuçca bakılmamalı. Burada hepimizin ailesi, hepimizin ilişkide olduğu birçok insan var. Ve bu insanların tehlike altında olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü bu toplum biz yalnız yaşamıyoruz. Sadece futbolcularla ve onların içindeki görevlilerle yaşamıyor. Onların aileleri var, onların ailelerin yakınları var, onların yakınları var. Bugün bir tane kişi de tespit edildiğinde onlarca kişi belki gözaltına alınmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla bugün bir virüsün tespit edilmesi demek onların bütün ilişkide olduğu ilgilendiren kısmı da karantina altına almak demek. O yüzden diyorum ki bu konu ne olursa olsun bir kez daha söylüyorum. Bilim kurulunun takdirine ve organizasyonuna bırakılmak. Evet. Şimdi Almanya'da futbol başladı. Şimdi sahadaki oynayan futbolcular dışında herkeste maske vardı. İşte toplu sevinçler yaşanamadı. Çok ilginç görüntüler vardı aslında diyebiliriz belki. Siz neler gözlemlediniz mesela? Ya şimdi Almanya'daki toplumun yapısıyla bizim Türkiye'deki toplum yapısı arasındaki farkı ne olsun kıyaslayın. Oradaki yapının
organizasyonların disiplinin bizim ülkemizde ya da benzer bizim gibi ülkelerde uygulanabilmesini ben çok mantıklı bulmuyorum. Almanya'nın da şu anda oynanan maçlar sonrasında umarım önlemler çok ciddi alınmıştır ve bunlar engellenerek yapılmıştır ki oradaki organizasyonların ciddiyetini ve disiplinini çok iyi tahmin edebiliyorum. Bizim ülkemizde bu disiplin ve bu uygulamalar ne kadar gerçekleşecek buna şüpheyle bakıyorum. Evet. Şimdi birazcık Fenerbahçe'den bahsetmek isterim. Fenerbahçe taraftarı sizi çok seviyor. İsminizi bağırdılar haftalarca ve onlara bir mesajınız var mı? Öncelikle Fenerbahçe taraftarına bir mesajınız var mı? Bunu sorayım. Şimdi Fenerbahçe hepimiz için, benim için ayrı bir insan. Fenerbahçe taraftarının olduğu ve ondan ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Ama şu bir gerçek ki hepimiz profesyonelce hareket etmek zorundayız. Ve bugün Fenerbahçe'nin önünde çok zorlu bir mücadele edecek yol var. Benim başkanımız Ali Koç dahil ve ekibi bu yolda mücadeleyi devam ettirecekler. Bize sadece artık dışarıdan destek olmak, onlara destekte bulunmak gereklidir. Umarım onlar da istedikleri sonuçları, İstedikleri düzeyi hemen bir an önce yakalarlar. Çünkü sorunlar Türkiye'de çok büyük. Özellikle bu pandemi sonrasında Türk futbolunu oldukça sorunlu günler bekleyecek. Organizasyon nasıl olacak? Kulüplerin yapıları nasıl değişecek? Avrupa'daki kulüplerin sorunları ve bizim sorunlarımız çok farklı. Bu sorunların başında Fenerbahçe'nin de yer aldığı ciddi ekonomik sorunların çözümleri nasıl olacak? Yani bizi koronavirüs sonrasında, bu pandemi sonrasında bekleyen ciddi bir süreç var. Peki yine ben Fenerbahçe'ye döneceğim. Siz genelden bahsettiniz ama Fenerbahçe karşı bir kırgınlığınız oldu mu hiç? Ya da var mı? Hayır canım, dediğim gibi biz profesyoneliz. Niye kırgınlık olsun? Tam tersi, Fenerbahçe çok özel ve benim için çok önemli bir yerde duruyor. Ve öyle olacak. Bir dönemi kapattım. Ve çok dostane, çok güzel bir şekilde de bir ayrılık yaşadım. Yani bu herhangi bir problem olmuş değil. Tam tersi, Fenerbahçe benim için ayrı bir yerde, ayrı bir köşede duracak. Bana ihtiyaçları olduğu zaman da olursa da giderim demişsiniz. Şu anda Fenerbahçe'nin başka şeylere ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin başka bir sürece ihtiyacı var. Dediğim gibi bugün bu pandemi sonrasında ortaya çıkacak tablo bence üst tarafta küçülüp altta büyümek gibi. Yine ekonomik problemleri çözecek yapısal bir takım değişikliklerle ilgili. O Türk futbolunda ciddi önlemler alınacak. Yönetsel bir takım organizasyonları değiştirecek süreçleri bekleyen bir gündem var. Bu gündemin Türk futboluna çok hızlı bir şekilde geçmesi bu koronavirüs pandemisi sonrasında hepimizin gündeminde oturacak şeylerdir. Bence nasıl başlayacağı, nasıl organize olacağı, nasıl devam edeceği, evet önemli sorunlar. Ama bence ondan sonraki en önemli sorunsa Türk futbolu bundan sonra nasıl şekillenecek? Evet. Sizin bir de milli takım serüveniniz oldu. Yeniden evet. Böyle bir şey yapmak ister misiniz? Yine milli takımın başına geçmek ister miydiniz? Şu anda milli takımın çok başarılı bir süreci var. Hı hı. Elbette ki her Türk antrenörü, her Türk teknik adamı, futbol adamı için milli takım çok özeldir. Ben milli takım sonrasında bir başka görevde daha bulundum. Milli takımlarda ve eğitim dairesi olmak üzere futbol genel direktörlüğü görevinde aşağı yukarı 2 yıllık bir çalışmam daha oldu. Bunlar özel kutsal görevlerdir. Ülkeyi ilgilendirir. Ve ülke futbolu, ülke federasyonları açısından da önem taşır. Tabii ki her zaman, her konumda böyle bir görev bizim için her zaman koşulsuz ve kutsaldır. Evet. Tekrar bayrama dönelim isterseniz. Bu bayram eğer evde kapalı olmasaydık, bu kısıtlamalar olmasaydı, nerede olmak, ne yapmak isterdiniz hocam? Benim en büyük tutkum, dediğim gibi hobilerim var. Yaptığım bu hobilerle ilgili mutlaka seyahat etmeyi çok seviyorum. Denizi çok seviyorum. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Ve bunun gibi teknolojileri kullanmayı çok seviyorum. Bunlardan birinde olurdum. Tabii Avrupa Şampiyonası var. Avrupa Şampiyonası
çok keyifli ve güzel olacaktı. Çünkü çok farklı bir yapıyla giriliyor biliyorsunuz. Biz İtalya'da başlayacaktık. Daha sonra yani birçok ülkede oynanacaktı. Buralarda olmak ve orada bulunmak çok isterdim. Ama tabii şu anda bunun imkanı yok. Sanıyorum bütün bu pandemi sonrasında bu organizasyonlara katılır ve keyif yaparım. Peki sizce gelecek sene nasıl geçer? Onunla ilgili bir öngörünüz var mı Avrupa Şampiyonası'nda? Avrupa Şampiyonası ile ilgili öngörüyü söyleyebilmek için önümüzdeki liglerin tescili ve önümüzdeki özellikle dünya liglerinin tescili ve yani Avrupa liglerinin tescili ve süreci çok önemli. Bu konuda Fransa bir karar aldı. İtalya çok önemli. İspanya yeni başlayacak. Almanya devam ediyor. İngiltere'deki ligler ne olacak? Özellikle Premier Lig'de ki alınan kararlar ve uygulamalar nasıl olacak? Bunlar hepimize bu uygulamalar sonrasında çıkacak deneyimlerle yeni bir takım organizasyon uygulamalarını ortaya çıkaracaktır. Ama yine şunu söylüyorum. Bilim bu konuda çok önemli bir vasıta, bir araç. Ve biz bunu kullanmadan bu sonuçları alamayacağız. Çok büyük bir ihtimalle çok ciddi çalışmalar yapılacak. Birçok analiz yapılacak. Bu analizler sonucunda özellikle organizasyonlar başta olmak üzere. Çünkü bilmiyorum katıldınız mı bir dünya şampiyonası, bir Avrupa şampiyonası organizasyonları inanılmaz büyük kitlelerle ve birçok ülkeden gelen insanlar bir arada bulunduğu karnaval şeklinde gerçekleşir. Bu pandemi sonrasında böyle bir organizasyonun nasıl yapılacağı konusunda herkes şaşkın ve herkes buna bakıyor gibi. Ama mutlaka bu konuda bilimsel bir takım çalışmalar yapılıyor. Ve bu çalışmalar sonucunda da belki özel sağlık sektörlerinin içinde aşılar geliştirilecek. Belki yeni tedavi yöntemleriyle, hızlı ilaçlarla tedaviler de değiştirilecek. Artık günler bize bunu çok rahatlıkla gösterecek. Yani hani bu hep konuştuğumuz sürekli artık ağzımıza pelesenk olan yeni normal dediğimiz şey futbolda da kendini gösterecek değil mi? Yani futbolun yeni normalleri mi olacak? Nelere alışması gerekecek taraftarın bu kadar futbolsuz kaldıktan ve hasret kaldıktan sonra sizce? Sanıyorum dünyada birçok organizasyon yapılıyor. Konserler yapılıyor. Tiyatrolar var, sinemalar var. Ama her hafta futbolun oynandığı haftalara bakacak olursak her hafta statlarda toplanan insan sayısı sanıyorum dünyadaki en büyük organizasyon oluşturuyor. Bir anda cuma cumartesi pazar pazartesi günleri genellikle oynanıyor. Cuma cumartesi pazarları aldığımızda İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Türkiye, İspanya, Portekiz bütün bu ülkelere bakacak olursanız o hafta sonlarında oraya toplanan insan sayılarının kitlelerin büyüklüğünü gerçekten bazen düşünmek bile isteyemezsiniz. Bu gibi organizasyonlar sonucunda bulaşacak bu hastalıklarla ilgili sonucu. Dolayısıyla bunlarla ilgili, bu organizasyonlarla ilgili emin olun ki çok ciddi kararlar alınacak. Evet. Ve bence bundan sonraki süreçte, bilmiyorum bugün Almanya'da tribünler her zaman çok doludur. Fulldur, herkes stattadır, yerler boş kalmaz. Bugün boş tribünler oynanıyor. Bir taraftan da artık televizyon başındaki ya da ekran başındakilerin seyrettiği bir oyun mu olur? Belki bir süre böyle devam edecek. O yüzden bekleyelim görelim. Yani bizi çok ilginç günler bekliyor. Ama işte o esas büyüğü, o stadyumda olmak, o ruhu solumak yani. Maalesef onlar mümkün yani. Görünmüyor. Buyurun. Biraz uzakta kalacağız. Maalesef öyle. Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için ve en son şunu sormak istiyorum. Hem izleyicilerimize hem de tabii ki yine altını çizerek Fenerbahçe taraftarına neler söylemek istersiniz? Bayramla ilgili son mesajlarınızı alalım efendim. Herkese özellikle sağlıklı ve mutlu bir dünya diliyorum. Dünyanın kıymeti ve keyfini yaşayabilecek bilinç çok önemli. Elbette ki bütün takımlara, başta Fenerbahçe olmak üzere bütün takımlara kendi dilekleri ve arzuları olduğu şekilde bir an önce bu oyuna kavuşmalarını diliyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. İyi bayramlar diliyorum efendim tekrar. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Ersun Yanal'a da teşekkür ettikten sonra şimdi kısacık bir ara vereceğiz. Yaklaşık 2 dakika sonra tekrar birlikte olacağız.